Merhabalar, bugünkü aracımız 2014 model Mitsubishi Atrash. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve ilgili noktadan başlıyor tamamıyla. Bu kısımları komple kapsıyor. Özel piyano bilek kaplamadır, parlak siyahtır. İç kısmı da 9 inç cihazımızı çevreler nitelikte. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu, direksiyon simidi üzerinde bulunan ses açma kapama, şarkı değiştirme ve mod tuşu diye 5 fonksiyonlu bir tuş var. Bunlar sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırıldı. Radyoda gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ve mod kısmı da. Şu anda müzik kısmına geçtim. Daylamızı da müzik açıyorum. Ses açma, ses kısma, yine şarkı geçişleri. Yine mod tuşuna basarak video kısmına geçtim. Kullanıcı böylelikle direksiyon simidini elinden bırakmadan cihaza tamamıyla hükmedebilecek. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Ondan bahsedelim. Cihazımız Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 32 dahili hafızası, 4 çekirdek T3L diye bir işlemci kullanıyor. 1024x600 IPS ekrana sahip. IPS ekran olmasının avantajı hem biraz önceki videoda gördüğünüz gibi. Aracın değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve akıllı telefonlardan aldığımız o ekranlardaki o dokunmatik hissiyatı kullanıcıya vermiş oluyor. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı ondan bahsedelim. Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek Waze, Yandex, Google haritaları kullanabilir. Radyo kısmı, Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı yapılacak yer, Bluetooth kısmı, USB'ler üzerinden şarkılar, MP3'ler açılabilir. Yine USB üzerinden videolar açılabilir. Cihaz Android tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerine kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamalarda internet paylaştırıldığı zaman cihazda sorunsuz bir şekilde kullanıcı kullanmış olacak. Tekrar toparlamak gerekirse, ilgili noktadan orijinal CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve aracın dörtlü tuşunu ve havalandırma peteklerini de içine alır nitelikte. Soket yapıları bozulmadı. Direksiyon kumandası çalıştırıldı. Torpido içerisinde USB'si kullanıcı ilgili nokta istedi. Torpido içerisine bıraktık. Kullanıcı farklı bir nokta isterse kablo uzunluğu yeterli. Farklı bir noktaya da USB'ler çekilebiliyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attık. Otomatik kameramız devreye girdi. Kullandığımız kamera Full HD bir kamera. Ekranda görüldüğü gibi hem netlik, hem derinlik, hem de geniş açı sağlıyor. 170 derece civarında bir açı vermiş oluyor. Ekran kısmına böylelikle montajımızı tamamladık.